Kayaköy'e geldik. Kayaköy eşsiz manzaralarla dolu. Tam güneşe doğru olunca biraz görünmüyor. Kayaköy'de bir fayton gezisi planlıyoruz. Fethiye Kayaköy yakınlarında kaya mezarlarına geldik. Burada lahit tipi mezarlar da var. Kayaya oyulmuş mezarlar da var. Şimdi oraya doğru ilerleyelim. Kaya mezarların kapısı, ev kapısı gibi, gördüğünüz gibi içlerini size göstereyim. Bakın, bir mezar yeri burada, bir mezar yeri burada, bir mezar yeri de burada. Bir aile muhtemelen gömülmüş, kapı yok şu an. Bu da yine aile tipi bir mezar olsa gerek. Bir mezar yeri burada, biri burada. Altta da var mı diye düşünüyorum ama alt komple kaya. Burada daha muhtemelen defineciler bir kazı yapmış. Diğer mezara doğru gidelim. Evet. Bunun içi biraz kazılmış. Burada bir mezar yeri var. Gördüğünüz gibi dıştan oldukça görkemli. Burada Çan Kulesi'nin olduğu yer. Nasıl? İçeri girip de Hristiyan olmasınlar diye. Tamam, girişi kapat. Değerli izleyiciler, Kayaköy'deyiz. Kayaköy'ü geziyoruz. Kayaköy eski bir Rum köyü. Bu bölge insanı mübadeleyle
Yunanistan tarafına geçirilmiş. O bölgeden gelen Türkler, Müslüman Türkler, soydaşlarımız da bu bölgeye yerleştirilmiş. Ancak evlerin birbirine çok yakın oluşu, ortamın dağlık oluşu, onların burada yaşamalarını zorlaştırınca bu bölgeyi komple terk etmişler ve aşağı taraflardaki köylere ya da daha aşağıda tarlalara, daha yakın noktalara göç etmişler. Bu bölgenin evlerinin tamamının çatısı yıkılmış. Gördüğünüz gibi muhtemelen ahşap doğramaları, kapıları ya sökülmüş ya da zamanla meteorolojik şartlar nedeniyle çürümüş. Sadece taş duvarlar var şu anda gördüğünüz gibi. Burada evlerin renkleri çok ilginç. Çivit mavisi. Videodan seçebiliyorsanız çivit mavisi bir renk tonu görünüyor. Bakın karşıki evde baca yerinde duruyor. Alt taraf iki katlı bir evmiş örneğin bu gördüğünüz ev. Döşeme tahtaları çürümüş ya da sökülmüşler. Yakından size onu göstereyim. Bir evi böylelikle incelemiş olalım. Evet, gördüğünüz gibi eve yaklaşıyorum. Bakın burada evin girişi. İki katlı bir evdeyiz. Yakın görüntüsü, bacası. Aslında bu ev iki katlı. Bu döşemeler burada kırılmış. Üst katın bacasının üstte görüntüsü var. Evde bir mavi renk duvar boyaları hakim. Fakat komple artık yıpranmış meteorolojik şartlar. Çünkü evin tavanı yok gördüğünüz gibi. Kayaköy turistik değeri olan çok ilginç bir nokta. Şöyle beraber gezelim. Gördüğünüz gibi. Aşağı doğru yürüyorum ve Kayaköy'ün eski köyümüzü size göstereyim. Bir ara bu köyün adı Kayaköy değil de Kayıköy'dür diye bir referandum yapıldı. Fakat referandum sonucu zannediyorum tekrar eski adı Kayaköy olarak biliniyor. Turizm değeri Kayaköy. Kayaköy kalsın kararı alındı. Yakında yine bir Yörük köyü var. O da Karakeçili köyü. Eski adı Keçililermiş. Daha sonra Karakeçili adı verilmiş. Bakın evler taş duvarlı komple. Oldukça ilginç bir mimari. Eski Rum mimarisi. Evlerde balkon yok. Alt kat muhtemelen ahır. Üst kat yaşam mekanı, küçük odalar. Hepsi birbirine benzeyen evler. Şöyle uzaktan yaklaştırayım size. Oldukça büyük bir merkez aslında. Buradaki mimari detayları göstereyim. Eski bu büyük bir konak olmalı. Gördüğünüz gibi işlemeleri falan hala duruyor. Turistler yoğun ilgi gösteriyorlar buraya. Çünkü onların da ilgisini çekiyor muhtemelen. Yunanistan bölgesi, İtalya bölgesi kendi atalarının izlerini arıyor olabilir. Evlerin temellerinde genellikle hep incir ağacı çıkmış. Eski bir Türk atasözü vardır bilirsiniz. Ocağına incir ağacı dikmek. Ocağına incir ağacı dikmek terimi burada gerçekleşmiş. Aslında o bir bedduadır, ocağına incir ağacı dikmek. Evin virane olasın, çatın başına göçsün, evinde kimseler yaşamasın ve yaşadığın yerde artık incir ağaçları çıksın demektir. Burada evlerin, odaların içinde
Hep bir incir ağacı ile karşılaştık. O bedduanın ya da o duanın ne anlama geldiğini burada net bir şekilde görmek mümkün. İki tane kilise olduğunu, şapel olduğunu söyledi yerel halk. Fakat tamamı kapalı. Sadece uzaktan görmek, gezmek mümkün şu anda. Bakın işte bahsettiğim incir ağaçlarını evlerin temellerinde görüyoruz. Fethiye'ye gelirseniz, vaktiniz olursa mutlaka hani deniz, kum, güneş turizminden ziyade Fethiye'nin de eşsiz bir tarihi var. Buraları görmenizi tavsiye ederim. Oldukça ilginç turizme açıldı. Buranın bir benzeri biliyorsunuz Alaçatı'ydı. Alaçatı'yı ayağa kaldırmayı başardılar. Domatya, Varsöke yakınlarında Doğanbey Köyü. Orası da ayağa kaldırıldı. Bakın bir evin içine girelim. Yine mavi tonları görebiliyorsunuz. Bakın yine bahsettiğim doğanın, bedduanın gerçekleştiğini gösteren bir incir ağacı. Artık ocağa incir dikilmiş. Artık virane olunca ortalık incir ağaçları yaşıyor. Burada evin bacasını görüyorsunuz yine. Yıkılmış ama üst taraf kemerlenme etkisiyle halen ayakta. Buradan inebiliriz. Şöyle indiğim yeri size göstereyim. Bacanın içi. Kapıdan girdim. Buradan çıkıyorum. Kayaköy burası. Kayaköy'ün pek çok girişi var. Buradan Kültür Bakanlığı giriş kapısı açmış ama her yer açık. Yani bir çeşit Nasrettin Hoca türbesi gibi burası. Buradan müze kartı ya da bilet kontrolü yapılıyor ama diğer taraflardan da girmek mümkün. Burada da aşağı kilise görünüyor. Yukarıdan görmüştük. Şöyle sizi duvar boşluğundan yapıyı göstereyim. Kilise yapısı bu. Fakat kapalı, gezmek mümkün değil. Burada muhtemelen Çan Kulesi var. Kilise yapısının şu anda içeriye giremiyoruz. İçeride muhtemelen kilise ile ilgili boyalı resimler vesaire vardır diye düşünüyorum. Girme imkanı olsaydı iyiydi. Evet, şimdi burada keseyim mi diyorum.